Yurttan haberlerle devam ediyoruz. Sivas'tan İstanbul'a gitmek için yola çıkan otobüs şarampole devrildi. Korkunç kazada 12 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı ve otobüsün otogardaki son görüntüsü yürekleri parçaladı. Aşağıya doğru uçtuğumuzu gördüm. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi. Kimi ailesine, kimi de sevdiğine kavuşacaktı. Korkunç kaza umutlarını, hayallerini parçaladı. 12 kişiyi hayattan kopardı. Yanındaki kişi camdan düştü ağaçların üzerine. Dün akşam saatleriydi. Sivas-İstanbul otobüsüne valizler yerleştirildi. Şoför hazırlıklarını yaptı. Ardından otobüs otogardan kalktı. Onları uğurlayan yakınları başlarına gelecekleri bilmeden son kez böyle el salladı. Biz 9.30 arabasına binmiştik Sivas Otogar'dan. Buraya tahminim saat gece 12 gibi civarında geldik. Araç Yozgat'ta kontrolden çıktı. 20 metre yüksekten şarampole devrildi. Orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol bir şeklinde direkt ikinci bariyerden uçurumdan aşağı doğru bir ağaca çarptı. Ben uyuyordum normalde. Çığlık seslerine uyandım. Çığlıklar feryatlara karıştı. Ortalık mahşer yerini aratmadı. Bağırma sesini uyandım zaten direkt. Kendimde pek sıkıntı olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim. Korkunç kazada 12 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.